Evet, bugüne kadar Afyon'a getiremediğimiz oyunlardan bir tanesi Türbülans oyunuydu. Oynadım. Türbülans, ilk defa seni orada tanıdım, orada gördüm. Evet. Çok Mustafa'yla da çok konuştuk. Gündeme aldık ama bir türlü getiremedik. Hem Göktuğ Delici oyunun o zaman getiremediğimiz Türbülans'ta oynamıştı. Sonra geçen sezon hangisi karısıyla karısıyla geldik. Geldi. Hem Afyon'da hem Isparta'da oynamıştık. Hangisi karısı bu arada bizim Afyon'a ilk getirdiğimiz oyundu. Daha öyle önceki mi? Can Törtoplar'ın oynadığı oyundu. Tiyatro maceramız bizim onunla başladı. Öyle o, mi? O kadar, evet evet geçen sene konuşmuştuk. O kadar keyifli ve güzel bir oyundu ki onunla birlikte hala tiyatro Afyon'da yapıyor hale geldik. Şimdi hangisi karısı çok iddialı bir oyundu. O zaten evet. Hala devam ediyor. Devam ediyor. O kadro, iyi bir kadronuz var zaten. Gerçekten eğlenceli, keyifli bir oyun. Türkiye'de de birçok başka ekipler tarafından da oynandı. Hala yıllardır oynanmasına rağmen hala izleyici topluyor. Her oyuncu, her ekip farklı bir hava katmış oyuna. O oyun nasıl gidiyor? Nasıl başladınız? Şöyle, işte dediğiniz gibi Türbülans'tan sonra biz pandemiden hemen sonraki sene hangisi karısını yapmayı düşündük kirayla beraber, ortağımla beraber. O hikaye başladı, o hikaye güzel başladı ve şu an 2,5 sene bitti. 3. senemize giriyoruz. Ve hala ayda 4-5 oyun oynayarak yolumuza devam ediyoruz. Bitmiyor, hani o bizi bırakmıyor, biz onu bırakmıyoruz. Çünkü zaten etiket bir oyun. Yani evet. Herkes tarafından biliniyor Rayconi'nin oyunu. Ve bence Rayconi'nin yazdığı en iyi oyunlarından bir tanesi. Yani ilk 3'teki birinci sıradaki oyun. Dolayısıyla biz seviyoruz, oynamayı da seviyoruz, mutluyuz. Ama yavaş yavaş vedalaşmaya başlıyoruz artık. Çünkü Giray da münasebetsiz yapıyor. Ben şimdi Karanlıkta Komedi'ye başladım. Önümüzdeki sene başka bir proje düşünüyoruz. Öyle devam edeceğiz. Sen oyunculuğun dışında bir de yapımcılık tarafın var. Tabii evet. İşte 2012 senesinde biz Giray ile beraber üniversiteden arkadaştık. Birlikte o gün yapım şirketini kurduk. Yaklaşık olarak 11 senedir de devam ediyoruz. Sırası her senede iyi oyunlar hazırladık, yaptık ama işte en ses getiren hangisi karısı oldu? Şimdi en azından ikimizin ayrı ayrı yaptığı işlerde ses getiriyor. Birlikte devam ediyoruz. Devam edeceğiz. Hem oyuncuyum hem yapımcıyım. Bakalım ileride bir de tecrübelendikten sonra da yönetmenlik kısmına da geçeriz artık. İnşallah. Öyle bir oyununuzda tabii ki Afyon'da misafir etmek isteriz. Biz Afyon'u çok seviyoruz, sizi de çok seviyoruz. Gelmek çok isteriz. Her zaman gelmek isteriz. Çok teşekkürler. Peki bu oyun nasıl ortaya çıktı? Kadroyu nasıl kurdunuz? Bunun macerası nasıl başladı? Şöyle başladı. Önümüzdeki, yani geçmiş yılda Somer Bey'le, Somer Karvan'la ben, Somer abi benim canım ciğerim. Hatta ilk onların prodüksiyonunu yaparak başladım ben yapımcılık kısmına. Oturduk, bir yaklaşık olarak 7-8 tane tekst okuduk ve artık okumaktan bunu aldık. 2 ay boyunca tekst okuyoruz. O memnun olmuyor, ben memnun olmuyorum. Sonra bir akşam Beylerbeyi'nde otururken İstanbul'da, ya Göktuğ dedi, bir Karanlıkta Komedi vardı dedi. Dur isteyeyim abi dedim şey tekstini. İstedim. Böyle bir okuduk. Çok güzel oyundur ya dedi. Abi dedim, oyun bu. Bunu oynamamız gerekiyor dedim. Çünkü bu farklı. Biz şimdi sürekli bir vaudeville oynuyoruz. Bu türde biraz daha anlatısı olan, biraz daha komedisi farklı oyun yapmıyoruz. Biz genelde hep vaudevillerle, farslarla geliyoruz. İşte kapı oyunları vesaire filan. Bu bizim için başka bir şey olacaktı. Ben başka bir rol oynayacaktım. Çünkü ben genelde zaten çapkın adam oynuyorum ama hani burada biraz daha değişik bir durumu var. Hani Somer abi daha keza, Somer abi de çok komik bir adam. Hani yıllarca bunu yapmış iş olarak. Burada daha farklı bir rol oynuyor. Biz kendimize bir challenge yarattık. Dedik ki bu işi yapalım. Sonra herkes bize dedi ki ya oğlum işte hani kimse yapamadı. Hani 4. oyundan sonra kalk. En son rahmetli Tolga Güler yüz. Bu arada 7. oyundayız. Evet, bu 7. oyunumuz Afyon. 8 bu şekilde devam ediyor. Ocak ayında da zaten hali hazırda 7 oyunumuz var. Dolayısıyla olmaz dediler. Sonra ben İrfan Kanga'ya konuşuyoruz. Yoktu dedi yani. Ki İrfan 2 senedir tiyatroda yapmıyor. Ya oğlum dedi, olmaz dedi. Abi dedim, oğlum dedi, Tolga yapamadı dedi. Nasıl yapacağız dedi. Abi dedim, bak ben söylüyorsam oğlum hani çok komik değil bize. Ya olacak, olacak, olacak. Hakikaten herkesin içine sindiği çok keyifli bir oyun oldu bizim için. Çünkü biz kendimizi çok iyi hissediyoruz oyun oynarken. Hakikaten Zeynep de bizim hangisi karısından benim rol arkadaşım. İlk başta onu düşünmüştüm zaten. Sonra Gözde. En sonunda bizim ekibin bombası işte Gümeç geldi. Ahmet abiyle beraber kadroyu oluşturduk. İşte 1,5 aylık bir seri prova süreci geçirdik. Akabinde de oyunu zaten sergilemeye başladık. 5'te 4 solda atla geldik yani buraya. Çok güzel oldu, çok iyi gitti. Zannediyorum 7'ye gidecektir. Zaten kendisi de bak Gözde de benim şeyim geliyor. Prova aşamanızda biliyorum, biz hep sürekli haberleşiyorduk Mustafa'yla. Daha ekip hazırlandı falan. Şimdi çapkın, hep hangisi karısında da burada evet, da çapkın adam. Türbülans'ta da öyleydi. Peki biz. Çapkın adam oynamak için insanın biraz çapkın olması lazım. Böyle bir şey biraz var mı? Olması lazım. Şimdi oynam orada. Tabii tabii yani sirayet ediyorsun. Yoksa
oyundan sonra çapkınlık... Yok yok yani. Yani mizaç olarak hani zaten hani bu komedi jönleri vardır ya işte onlara biraz daha yatkın. Evet boyum biraz kısa falan ama o iş benim için kolay oluyor. Onu oynaması da çok kolay oluyor. Hani rol değiştirmiyorum ben yani. Kendi söylediğim yalanlar silsilesi içerisinde zaten hikayeyi götürebiliyorum. Dolayısıyla çok zorlanmadığım işler oluyordu onlar. Biraz daha zorluyor burada. En azından durumum daha kötüye gidiyor. Diğerlerinde bir şekilde bitiyordu yani. Üç nişanlım vardı bir oyunda. Şimdi işte iki karım var bir oyunda. Burada da yine iki sevgilim var ama hadi bunun durumu biraz daha değişik olduğu için seviyorum yani. Vallahi rol bana da böyle bir lütfen rol gelse. Lütfen ben de zaten benimle kim çalıştıysa ve izlediyse ya abi bize de böyle bir şey hadi. Hadi bize de ver filan. Sanki hani çıkıyoruz da biz ben onlarla bir hayatıma devam ediyormuş gibi. Genelde İrfan da senin yaptığını evet. İrfan yapıyordu eskiden. Evet. Hep iki tane, üç tane sevgililer, aynen. Bilmem neler falan. Peki İrfan'ı nasıl ikna ettin? Çünkü iki senedir sinemadaydı. Tiyatroya biraz ara vermişti. Şöyle abi dedim böyle böyle bir iş var. Çalışmak istiyor musun? Çünkü İrfan'ın çalıştığı epizod biliyorsun. Epizod görsel sanatlar. Emre de sağ olsun. Emre benim hangisi karısından? Ortağım Mustafa ile beraber. Emre'ye dedim. Emre dedi ki İrfan'ı çağır. O yapacak mı dedim. Ya vallahi konuştuk dedi. Yapmak istiyor dedi. Hemen aradım. Abi bunu yapıyoruz. Tamam oğlum dedi. Yapalım dedi. Ben bu sene çalışacağım dedi. Emin misin oyunda dedi. Bak sana bir tekst atayım dedi. Bana teksti gönder. Hangi rolü düşünüyorsun? Abi dedim. O oyunda acayip bir rol var. Sen hani bunu patlatırsın dedim. Ne diyorsun ya dedi. E tamam dedi. Okudu. Yapıyorum dedi. Çok güzel oldu. Keyifle çalıştık zaten. O da memnundur bende. Ben evet, sorduğum yani zaman. Ekip hakikaten keyifli bir ekip. Ekibin zaten aşağı yukarı yarısını daha önceden ben de tanıyorum. Birkaç işte Gümeç ve birkaç kişi. Evet onlar da yeni enjekte. Gümeç'i de daha eski dizilerinden falan izleyici olarak biliriz. Peki bundan sonraki süreçte planladığınız, düşündüğünüz bir oyun, bir çalışma var mı? Şimdi şeye kadar, seçimlere kadar bekleyeceğiz. Ondan sonra her gün konuşuyoruz. Hani ne yapalım diye konuşuyoruz. İrfan bir şey söylüyor, Somer abi bir şey söylüyor, Emre bir şey söylüyor, Mustafa bir şey söylüyor. Şu an artık hani seçme aşamasına geçeceğiz. Önümüzdeki sezon işte düşündüğümüz gibi büyük ihtimalle hangisi karısına artık bir dur veda deriz. Hani böyle gözüküyor. Hani 3 sene de bence iyi bir süreç ve iyi geçmiş bir süreç bizim için. Onun yerine yine bir vaudeville yapacağız yani. Tabii hangisi karısı bütün dünyada oynamış. Çok. Hatta sinema filmi yapılmış. Haydi Karına Koş ismiyle yapılmış. Çok muhteşem. O çok ikonik bir oyun evet, yani. O. Hani Londra'da hala böyle kapalı gişe oynuyor. Çünkü evet. Bunu uyarlayabilmek güzel. Bunun hani çeşitliliğini sağlamak kolay çok oyuna doğru. Dair. Bir de yazar çok iyi yazmış. Durumu çok iyi belirlemiş. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Bir sonraki oyunla tekrar Afyon'da bekliyoruz. Görüşmek dileğiyle. Çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.